Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ördekli takılık yapacağız. Gerekenler: turuncu ipe ihtiyacım var ördeğin gagası için, maviye ihtiyacım var havuzumuz için ve sarıya ihtiyacım var. Takma göz kullanabilirsiniz veya boncukla yapabilirsiniz. İçerisini doldurmak için ve tığımız 2,5 numara olması gerekiyor. Videoma hemen başlayalım. Ördeğimizin gövdesini yaparak başlayalım arkadaşlar. İlk önce sihirli halkaya ihtiyacımız var. Sihirli halkamı yaptıktan sonra sihirli halkamın içerisine 8 adet sık iğne yapacağım. Sekiz adet sık iğne yaptım. Sihirli halkamı sıkıyorum ve kayma dikiş yaparak birinci sıramı bitireceğim. Ardından ikinci sıraya geçeceğim. İkinci sırada arttırma yapacağım. Birinci sıramda şimdi benim 8 ilmeğim oldu. İkinci sıramda da 16 ilmeğim olacak. Her ilmeğimi 2 adet sık iğne yapacağım. 1. Aynı yere tekrardan sık iğne yapıp arttırma yapıyorum. İkinci sıramın sonuna geldim. İkinci sıramda ise 16 ilmeğim var. Arttırma yaptım. Şimdi üçüncü sırama geçiyorum. Üçüncü sıramda bir sık iğne bir arttırma şeklinde yapacağım. Üçüncü sıramda ise 24 ilmeğim olması gerekiyor. Kayma dikişim yaptım. Şimdi bir ilmeğe sık iğne, bir ilmeğe sık iğne, diğer ilmeğime ise arttırma yapıyorum. 2 adet sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne, bir arttırma. İlk kez tekrarladım. Bunu 8 kez tekrarlayacağım. Yani şu an 6 kez yapıp bitiriyorum 3. sıramda. 3. sıramın sonuna geldim arkadaşlar. 24 ilmeğim oluştu. Şimdi ise 4. sırama geçeceğim. 4. sıramda ise sadece sık iğne yapacağım. Bir arttırma falan olmayacak. 4. sıramda da aynı şekilde 24 ilmeğim olacak. Dördüncü sıramın sonuna geldim. Böyle gözüküyor. Şimdi bir kayma dikiş yapacağım ve 5. sırama geçeceğim. Şimdi benim 24 ilmeğim var. 5. sıramda ise şöyle olacak. Bir arttırma yapacağım. 22 sık iğne yapacağım. Bir arttırma yapacağım. Şimdi hemen bir ilmeğimize arttırma yapıyoruz. Kayma dikiş yaptığımdan sonraki gelen ilmeğime arttırma yaptım. Diğer 22 ilmeğime sık iğne. Son ilmeğime ise arttırma. Arttırma, 22 sık iğne arttırma olarak. Ve 5. sıramda ise 26 ilmeğim olacak arkadaşlar. Beşinci sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Bunu ters çevirelim şöyle. Düzeltelim yani. Sihirli halkamızın ipi her zaman içeride olsun. Düz tarafımız bu taraf. Beşinci sıramı bitirdikten sonra kayma dikiş yapıyorum. Ve altıncı sıraya geçiyorum. Altıncı sırada ilk önce 10 sık iğne yapıyoruz. Ardından bir azalma. 2 sık iğne. Bir azalma. 10 sık iğne. Şimdi ben bunu böyle söyledim. İsterseniz açıklama kısmına bakabilirsiniz. Ben açıklama kısmında baş, gövde, kanatlar, gagası falan hepsinde sıra sıra ne yaptığımı yazan biriyim. Çoğu videomda bunu görebilirsiniz. Şimdi 10 sık iğne yapıyorum.
10 sukiğini bitirdim arkadaşlar. Şimdi bir azalma yapacağız. Azalmamızı şöyle yapıyoruz. Batıyoruz. İpimizi alıyoruz. İlmeğimizde bir ip oldu. Diğer yere batıyoruz. Ve 3 ipi de birden çekip azalma yapıyoruz. Bu bir azalmamız oldu. Şimdi bir azalma yaptıktan sonra 2 adet sık iğne, ardından tekrar bir azalma yapıyoruz ve 10 sık iğne. Bir azalma ve 10 sık iğne örüp 6. sıramı da bitireceğim. Altıncı sıramı bitirdim arkadaşlar. Bir sık iğne de yaptım. Altıncı sıramda 24 ilmeğim oluştu. Şimdi ise 2 sıra sadece sık iğne yapacağız. Yani 8. sırada gövdemiz bitecek. Sekizinci sıramın sonuna geldim arkadaşlar. 2 sıra sık iğne yaptım. Şimdi aynı şekilde 24 ilmeğim var. Kayma dikiş yaptım ve bir zincir çekiyorum. Şimdi ise dikeceğim. Şöyle dikeceğiz arkadaşlar. İkisini birleştirin ve yeri bittiği, yani dikişimizin bittiği yerde, örgümüzün bittiği yerden örmeye başlayacağız. Dikmeye başlayacağız. Yarısına kadar. Burayı çünkü kafamızı dikeceğiz. Böyle olacak. Ördeğimizin başını yapmaya geçelim arkadaşlar. Sihirli halka yapıyorum. Ve sihirli halkamın içerisinde 7 adet sık iğne. Sihirli halkamı yaptım. Sihirli halkamın içerisine 7 adet sık iğne örüyorum. Yedi adet sık iğnemi ördüm ve sihirli halkamı sıkarak kapatıyorum. İkinci sıramda ise artış yapacağım. Her ilmeğe 2 adet sık iğne yapacağım. İkinci sıramda 17 ilmeğim olacak toplamda. Birinci sıramda 7 ilmeğim var. İkinci sıramda ise 17 ilmeğim olacak. Arttırma yapıyorum. Her ilmeğe 2 adet. İkinci sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Bir kayma dikişim de yaptım. 14 ilmeğim oldu ikinci sıramda. Şimdi 3 ve 4 sıram, yani 3. ve 4. sıramı sık iğne yapacağım. 2 sıra sadece sık iğne yapacağım. Aynı şekilde 14 ilmeğim olacak. İki sıra sık iğne ördüm arkadaşlar. Dördüncü sıramın sonuna geldim. Şimdi beşinci sırama geçeceğim. Bir kayma dikiş yaptım. Beşinci sıramda sık iğne azalma, sık iğne azalma yaparak 4 kez tekrarlayacağız bunu. Ardından 2 ilmeğimiz kalacak. 2 ilmeğimize de 1 adet sık iğne yapacağız. Bir sık iğne. Diğer ilmeğimi azaltmam. Bir kez yaptım. 3 kez tekrarlayacağım. 2 ilmeğime de sık iğne yapacağım son. 4 kez tekrarladım sık iğne azalmayı. Şimdi son 2 ilmeğim kaldı şurada. Onlara da 1 adet sık iğne yapıyorum. Bunu da göstermek istedim. Kafanız karışmasın diye. Sık iğnemi yaptım ve bitti. Kafamız burada bitti. Eğer boncuklarınız varsa yapıştırabilirsiniz. Veya takma gözünüz varsa ayarlayıp gözünüzü yapabilirsiniz.
Ardından içini doldurup kafamızda böyle dikeceğiz. Gövdemizi birleştirdim başıyla. Şimdi ise kanatlarını yapacağız. Sihirli halka yapıyorum. 2 adet olacak kanatları. Sihirli halka yaptım. Sihirli halkanın içerisinde 5 sık iğne. Birinci sıramı bitirdim arkadaşlar kanatta. 5 sık iğne yaptım sihirli halkamın içerisine. Şimdi bir arttırma yapacağım. İkinci sıram. Bir arttırma. Bir sık iğne. Ardından bir sık iğne daha. Ardından yarım trabzan. Ardından bir zincir ve kayma dikiş yapıyorum. Bir sık iğne daha. Şöyle yapayım. Bir sık iğne daha. Ardından bir sık iğne daha. İkinci sırada bunu yaparak döneceğiz böyle. Bir sık iğne daha. Ve bir arttırma. Minik kanadımızı da yapmış olduk. Buradan da bir zincir çekiyorum. Ve bitiyor. Böyle olacak. Dikilecek etrafına. Arkadaşlar kanatlarının ikisini de yaptım ve diktim. Böyle görünüyorlar. Şöyle. Şimdi ise gagasını yapacağız. Ortalıyorum. Yani burası iyi. Tam orta olduğunu tamam. Şimdi bir kayma dikiş yapacağım. Böyle. Buradan ilk önce bir zincir çekiyorum. Buradan ilk önce bir zincir çekiyorum arkadaşlar. İpimi burada bırakıyorum. Ardından diğer ilmeğe bir kayma dikiş yapıyorum. Ve diğer ilmeği aynı şekilde kayma dikiş yapıyorum. Yani ağzımız burada olacak. Gayet güzel bir yerde. Bir zincir çektim. Yani bir sık iğne yaptım buraya. 2 kayma dikiş. Ardından bir sık iğne yaptım. Ardından yarım trabzan. Yarım trabzan yaptım. Şimdi diğer ilmeğimi aynı şekilde bir sık iğne yapıyorum.
Yani bir sık iğne, yarım trabzan sık iğne olacak. Bir sık iğnemi de yaptım. Ve gagamın sonuna geldik. Buradan kayma dikiş yaparak bitirmek istiyorum. Gagamız da böyle oldu. Şimdi buradan kayma dikiş yaptığım yarın zincir çekeceğim. Sık olsun. Burayı keseceğim ve ipimi içerisine saklayacağım. Ve videomuzun sonuna doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Ördeğimi bitirdim. Şimdi sadece taban kaldı. Yani havuzumuzu yapacağız. Ördeğimin sonuna geldim. İsterseniz göz ekleyebilirsiniz. Ben eklemiyorum. Ve kanatları yaparken şunu fark ettim. Ben burada 2 adet kayma dikiş yapmışım. Aslında sık iğne yapmam gerekiyor. Videoda söylüyorum zaten sık iğne yapıyorum. Ama ben kayma dikiş yapmışım. Siz bu hatayı yapmayın. Böyle daha biraz daha yuvarlağımsı bir kanadınız olsun. Açıklama kısmına da bakın. Yani her insan hata yapabilir. Sihirli halka yaparak başlıyorum arkadaşlar. Sihirli halkamı yaptım. Şimdi ise 2 adet zincir çekiyorum. 1, 2. Ardından 15 adet ikili trabzan yapıyorum. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Bir kayma dikiş yaptım. İkinci sıramda 3 zincir çekiyorum. Ardından 1 ikili yarım trabzan, ikili trabzan yapıyorum altına. Diğer ilmekleri arttırma yapıyorum. Şimdi bizim çektiğimiz 3 zincir bir ikili trabzan olarak geçtiği için aynı yere yapıyorum ki arttırma olsun. Ve her ilmeğe arttırıyorum. İlk kez yaptım. 13 kez daha yapıyorum. 15'i tamamlıyorum sıramı. İkinci sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Kayma dikişim yaptım. İkinci sırada ise arttırma yapmıştık. Üçüncü sıraya 3 zincir çekerek başlıyorum. 3 zincir çektim. Ardından zincirin hemen altına arttırma yapıyorum. İkili trabzan şeklinde arttırma yaptım. Üçüncü sıramda şöyle devam edecek. 1 adet ikili trabzan, 2 adet ikili trabzan. Yani 1 adet ikili trabzan, ardındaki ilmeği arttırma. 1-2 şeklinde. 1 adet ikili trabzan, ardından gelen ilmeği arttırma yapıyoruz. Bunu 15 kez tekrarlayacağız. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Ve şu anda 3 kez yapmış oluyoruz. Şöyle. 1, 2 şeklinde. 1, 2 şeklinde. Bu da aynı dediğim gibi 3 zincir, 1 ikili trabzan sayıldığı için 1, 2 şeklinde. Sıra sonuna kadar yapıp bitiriyorum arkadaşlar. Üçüncü sıramın sonuna geldim. Kayma dikişimi de yapıyorum. Şimdi ise dördüncü sırama geçeceğim. Aynı şekilde 3 zincir çekiyorum. 1 adet ikili trabzan oldu. Şimdi bir arttırma yapıyorum.
ardındaki ilmeğe bir adet ikili trabzan yapıyorum. Yani 1-2-1 şeklinde ilerleyecek dördüncü sıramız. Bir yaptım. Ardından arttırma yapıyorum. 2. Nasıl gözükeceğini göstereceğim size. Şöyle. Evet. 1-2-1 şeklinde olacak. Bu da aynı şekilde. 1-2-1. İki kez yaptım. 13 kez yapıp 15'i tamamlıyorum. Ve bu tabandan 2 adede ihtiyacımız var. Bitiriyorum. Ardından bunların birleştirmesinin videosunu çekeceğim sizler için. Biraz önce ördeğimi diktim arkadaşlar. Böyle gözüküyor. Arkası da şöyle. Şimdi ise iki parçayı nasıl dikeceğimi göstereceğim. İlk önce şunu söylemek istiyorum. Bir plastik parçası kestim bir kapaktan. Arasına koyacağım ve dikeceğim. Ki zeminimiz biraz sert olsun. Şimdi dikimimiz nasıl olacak onu göstereceğim. İlk önce bir yarısına kadar dikelim. Ardından arasına yerleştiririm. Şöyle. İkisinin de bitiş yerine diyorum ve batıyorum. Ardından 3 zincir 1 2 3 3 zincir çektim. Şimdi ipimi alıyorum tığıma. Aynı şekilde iki yere de batıyorum şöyle. Şöyle göstereyim. İki tarafına da battım. Şu tarafa da battım. Alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bu sıra sonuna kadar böyle devam edecek. Umarım net bir şekilde anlatabiliyorumdur. Şöyle. Birinci parçama battım. Ardından diğer parçama aynı şekilde ve ikili trabzan yaptım. Bunu devam ettireceğim ve böyle kenar oluşacak. Sıra sonuna kadar böyle devam edeceğim. Çok ördükten sonra, yarısına kadar ördükten sonra plastik parçamı içerisine koyup devamını öreceğim. Ve videomun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğenip ve kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Şimdiden bunları yapan herkese çok teşekkür ediyorum ve gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.